mikrofonu abi. İyi akşamlar sevgili izleyiciler. 96 Futbol'a hoş geldiniz. Bu akşam sizlerle dop dolu futbol konuşacağız. Türkiye Milli Takımı'nı konuşacağız. Bölgesel Amatör Ligi konuşacağız. Derbiyi konuşacağız. Bu akşam yanımızda spor yorumcumuz Rıdvan Bey bize eşlik edecek. Halil Hocam'la beraber. Hoş geldiniz diyorum. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk diyorum. Siz Rıdvan Bey'i kısaca bir tanıyalım hocam. Sizi zaten seyircilerle... Rıdvan Bey bizim Atatürk Mahallesi'nde büyümüş olan hem ikinci at dolmuş durağı sahibi hem de üniversitede de Beysu bölümü bitirmiş olan arkadaşımız. Sürekli bizimle beraber Trabzon'a, Akgezi'ye maçlarda gelen Süper Lig maçları, Şampiyonlar Ligi maçlarını izlemiş, görmüş, o havayı solumuş bir abimiz. Teneffüs etmiş. Bizi de kırmadı bu akşam geldi. Ona teşekkür ediyoruz. Evet, Rıdvan Bey'den maç tiyoları da alacağız bu akşam. Kendisi güzel tiyolar verir. Bu hafta sonu için güzel maçlar da verecek. Şöyle diyelim, 200 bin nüfuslu Ünye'de en büyük meblağı tutturan iddiacı. Buraya getirdik arkadaşlar. Moda TV'de burada. Bu evet. Akşam buraya getirdik. Evet Rıdvan Bey, sizi de kısaca tanıyalım. Trabzonsporlu olduğunuzu biliyoruz. Evet, Trabzonsporluyuz. Koyu bir Trabzonsporlu. Evet sevgili. Oğlum diye güldürüyoruz ben. Hocam, başlayalım hocam. Neyse başlayalım. Şey çok özür dileriz. Bir puan durumunu alabilir miyiz hani? Milli takımın puan durumunu. Çabuk hele. Bu yayın bitmez. Ali puan durumunu alabilir miyiz? Ali evet. Problem mi var? He. Evet Murat abi puan. Evet Hollanda 20 puanla lider. İkinci sesim Türkiye'nin kısa. 18 puanı bulunuyor. Üçüncü Norveç'in de 18 puanı var. Bu hafta iddialı girdik. Alev biraz dursun bu. Evet. Hollanda 20 puan. Norveç. Hollanda-Norveç maçı var. İnşallah. Norveç yener. Evet. Hocam. Oradan şeyi alabiliriz. Alev puan durumunu alabiliriz. Evet Murat abi. Biraz rahatsızım kusura bakmayın. Evet Murat abi şimdi evet. Bu hafta gerçek bir milli takımımız için güzel bir hafta oldu. Yani ben açıkçası Norveç'in kendi sahasında kazanmasını bekliyordum. Yani Letonya karşısında iddiasız bir Letonya karşısında kazanmasını bekliyordum ama Letonya müthiş bir irade ortaya koydu. Şimdi şöyle bir şey var. Letonya aslında bizden çok puanlar çalmıştı. Yani çalmıştı derken çok puanlar bize... Bize çok çelme takmıştı. Çok çelme takmıştı. Bize de 5 puanlık bir hediye verdi herhalde sanırım. Şimdi Hollanda ile sonra Norveç'te de beraber kalmıştı sanırım. Doğru mu? Yok. Sadece Norveç'e çelme taktı bu hafta ve şöyle bir şansımız oldu bizim. Biz eğer ki son maçımızı kazanırsak Karadağ deplasmanında ki Allah'ın izniyle kazanacağımızı düşünüyorum. Zor maç. Evet. Kolay bir maç tabii, gibi. Zor maç ama zaten Hollanda Norveç maçı da bence çok zor maç olacak. Çünkü İnşallah. Karantina var aynen. Hollanda'da zaten. 3 haftalık bir karantina var. Norveç'in de etkili silahları var. Bana göre dünyanın en iyi forvetlerinden biri olan Erling Haaland, Alexander Sherlock gibi yıldızları var. Yine zor maç. Çok zor maç. Seyircisiz bir de. Seyircisiz maç. Belki bu bizim şansımıza olabilir. Şöyle, biz kazandığımız takdirde Norveç'te kazanırsa grup lideri olarak direkt çıkıyoruz zaten. Gidiyoruz Dünya Kupası'na. Ama eğer ki biz takılırsak da biz bu sefer Hollanda'nın Norveç'i yenmesini bekleyeceğiz. Temennimiz
o yönde olacak. Şimdi şu Karadağ maçı bile kolay gözüküyor kağıt üzerinde ama zor maç. Yani 2-0 Hollanda yeniyorlardı. Evet. 2-2 berabere kaldılar. Evet, kesinlikle. Tekrar bir puan durumunu alalım mı? Bir daha bakalım, ona göre yorumlayalım. İşte biz son maçımız işte Cebeli Tarık 6 tane atarak averajda da Norveç'in önüne geçtik. Yani şimdi Cebeli Tarık karşısındaki kadroda bayağı gençler iyiydi ama Karadağ maçına sanırım aynı kadroyla çıkmaz hoca. Kesinlikle o kadroya değineceğiz zaten. Belki de şimdi Hollanda 20, Hollanda Türkiye 18, anda Norveç 18. Şimdi düşünün ki şöyle olsa Türkiye yense 21, Norveç Hollanda'yı yense evet 21. Biz yani atmış olduğumuz bir golle belki de. Biz tabii ki aslında normalde yani her ligde artık ikili averaj var. Ben neden genel averaj olduğunu da anlam vermiş değilim Dünya Kupası elemelerinde. İkili averaj olmuş olsaydık zaten problem olmayacaktı. Biz Norveç'i çünkü deplasmanda yenmiştik. Evet. 3-0'lık skorla. İçeride de berabere kaldık. Tabii ki zor bir hafta olacak bizim için ama inşallah hep beraber sevinçle, güzellikle bu haftayı atlatırız diye şimdi düşünüyorum. İnanın ki biz Karadağ'a geçeceğiz ama Karadağ'a geçtikten sonra inşallah Norveç'te Hollanda'yı yener. Evet, puan durumunu alabiliriz bu arada. Hollanda'yı yener, biz de seviniriz. Evet, Rıdvan abi az önce bir ihtiyaç molası verdin. Sen bekliyor muydun? Mesela Letonya'nın iddiası yoktu son maçta. Evet. Benim için açıkçası Norveç kazanır diyordum ama iyi bir irade ortaya koydular. Kalecisi müthiş bir maç çıkarttı. Evet. Kaşı da açıldı. Kanaması da olmasına rağmen maçı da tamamladı. Tabii ki. Hatta şöyle söyleyeyim size, Karadağ bile yani iddiası yoktu. 2-0'dan 2-2'ye maçı getirdi. Biz bu maçta santrafor'da Halil Burak'la çift santraforla çıktık. İşte sağ kanata Barış Alper Yılmaz vardı. Hatta Stefan Kunz eleştirildi. Neden? Evet. Barış Alper Yılmaz Galatasaray'da oynayamıyordu. İşte neden milli takıma çağrıldı ben diye. Ben de ona takıldım, biliyor musun? Şimdi Barış Alper değil mi? Evet. Milli takıma çağırıyorsun. Yusuf Yazıcı'yı çağırmıyorsun. Yani kendi takımda süre almadı diye. Bu nasıl bir iş? Onu anlayamadım yani. Şimdi acaba futbolcu mu kalmadı? Onun için mi çağırdı? Evet. Stefan Kuntz'a zaten maçtan sonra sordular. Hocam dediler, Yusuf Yazıcı'yı milli takıma neden almadınız? Stefan Kuntz şu cevabı vermişti. Milli takım kadro açıklandığı zaman. İşte az süre alıyor diye. Lille gibi Fransa'nın en iyi takımlarından birinde Yusuf Yazıcı, bakıyorsunuz yarım saat oynuyor. Bakıyorsunuz evet, 60 dakika oynuyor. İşte hocam ona o zaman Barış Alper'i neden aldınız dedi i̇şte, ama ya sonuçta o da Türk milli takım futbolcusu tabii, ama şimdi ama, yani o süre almamış, bu süre almış diye de yani onu çağırıyorsam bunda ben hoca da şu cevabı verdi. Yani hocanın verdiği cevap da aslında mantıklıydı. Hocanın verdiği cevap da ben dedi mevkiye göre futbolcu alıyorum dedi. Yani, orada zaten Hakan Çalhanoğlu'nu, Orkun'u evet, kullanacağı için. Hatta Halil'i bile orada yardımcı forvet gibi bu hafta kullandı. O da Barış Alper Yılmaz'dan yana kullandı yani. Sonuçta Abdülkadir Ömür sakat, baldırında ağrı evet, hissettiği için Abdülkadir yerine Barış'ı oynattı. Bu arada zaten Yusuf Sarı da, Yusuf Sarı'yı da çağırdı. Evet, milli takıma çağırdı. İnşallah Karadağ karşılaşması iyi olur. İyi bir neticeyle sonuçlanır. Ben ümitliyim. Yani her şey bitmiş değil daha. Her şey bitmiş değil. Ben Hollanda'nın seyircisiz bir şekilde... Aynen, o bizim şansımıza. Van Gaal'in açıklamalarını gördün mü bugün bilmiyorum. Neden? Mesela Türkiye'de bir teknik direktör, örneğin Fatih Terim çıkıp şunu diyemez. Fatih Terim, Şenol Güneş, Abdullah Avcı, Ünal Karaman der de diğerleri diyemez. Mesela Louis van Gaal kendi cumhurbaşkanını, kendi başbakanını eleştirdi.
Aynen. Karantinayı dedi, bu maçı mı buldunuz dedi. Mesela bizde bunu Recep Tayyip Erdoğan'a hiçbir teknik direktör diyemez. Ama mümkün, orası Avrupa. Mümkün değil. Orada onu, dediler. Onu diyemezler. Bu da rakipten çekindiğinin göstergesi zaten. Luis van Gaal Norveç'ten çekiliyor. Çünkü Norveç kazanırsa, Türkiye kazanırsa Hollanda bir anda saf dışı kalıyor. Tabii. Ünyespor'u da konuşalım demişler. Evet, Ünyespor'u konuşacağız. Şimdi ben milli takımda şeyi çok beğendim. Halil'i çok beğendim. Ben Halil'i Fatih Tekke'ye benzetmeye başladım. Çok Halil, beğeniyorum. Halil'i beğendim. Ondan sonra Galatasaraylı o açık olan Kerem. Kerem Aktürk oldu zaten. Kerem Aktürk oldu. Hani iyi. Kerem o da çok güzeldi. Rıdvan'ı İkisi, nasıl buldun abi? Adaşın zaten. Çok güzel. Ben iyiydi. İyiydi. Ben mesela çok güzel asisti, 3 tane asist yaptı. Üçünü de direkt ayağı yaptı. Üçü de gol, biri offside. Abi ben mesela Sergen Yalçın'a da anlam vermiş değilim o konuda. Umut Meraş'ı oynatıyor. En Sakala'yı oynatıyor ama Rıdvan'a çok süre vermiyordu. Bu arada orada yorumlar da geliyor, Rıdvan da iyiydi evet diye. Şimdi zor bir maçımız var. Ben biraz daha kontrollü başlayacağımızı düşünüyorum. Hani bir kulağımızın da Hollanda-Norveç maçında olacağını düşünüyorum. Mesela bu maçta bir ön libero'da hani Berat, mutlaka Berat'la başlayacak. Hocanın Berat'ı çok tuttuğunu biliyorum, Stefan Kutsun. Evet. Berat'ın yanında ama orada Orkun'la mı başlar veya Berkan var. Galatasaray'da oyuncusu, çok koşan bir futbolcu zaten. Süper Lig'de de Orkun'la sanırım. Orkun'la başlar. Bu maça Orkun'la başladığı için yani, Orkun'la başlayabilir. Evet. Mesela sağ kenarda Abdülkadir Ömür'ün bir sıkıntısı olmazsa Abdülkadir Ömür'le başlayacağını düşünüyorum. Yoksa yine Barış Alper ya da Yusuf Sarı. Yusuf Sarı'yı hemen 11'de oynatacağını ben düşünmüyorum. Tamam, Barış oynattı, Yusuf Sarı'yı da oynatabilir yani. Yani belki son yarım saat Yusuf'a şans verirse, ben biraz da Trabzonspor'u seyreden biri olarak, Yusuf son 30 dakikalarda girdiği zaman takıma daha verimli oluyor. Yusuf ilk 11'de başladığı maçlarda Trabzonspor'a hiç ben katkı sağladığını görmedim. Sen mesela ne kadar maçlarını izledin? Rıdvan abi çok maç izledin Akyazı'da. Tabii. Evet. Şimdi Şampiyonlar Ligi izledi adam. Son 2 haftaya 3 hafta kalana kadar sana Yusuf Sarı mı deseler, Abdülkadir Ömür mü deseler kimi tercih ederdin? Ömür tabii ki. Şimdi son 2-3 haftaya bakılırsa. Son 2-3 hafta. Ondan önce Yusuf Sarı potansiyelli bir futbolcu. Yusuf Sarı da iyi. Ama şimdi Abdülkadir biraz daha beyinle oynuyor bu aralar. Beyniyle oynuyor yani. Şöyle Abdülkadir... Abdülkadir Ömür Galatasaray maçından sonra düzeltti kendini. Evet. Her sene bir ağlaması gerekiyor yani böyle. Aynen. Aynen ama Göztepe maçında. Ama çok o Kayseri maçında falan iyiydi yani. Aynen. O maçta son Beşiktaş maçında Göztepe iyiydi. Maçında asisti yaptı zaten. O maçta zaten Sıdat'taydık beraber, ağlayarak çıktı çocuk. Evet, Kerem Aktürkoğlu az önce konuştuk zaten şu an. Bence Kerem transfer yapacak bu sezon sonu. İyi bir paraya. Gidebilir. Evet. Çok da iyi çocuk ama. Aynen. Aslında Kerem güzel bir jenerasyonumuz var. Hayır, üçüncü ligden aldı. Adam bak mesela bir sene sonra Galatasaray aldı. Galatasaray'dan milli takıma seçildi. Şu anda milli takımın belki de 10 seneye damga vurulacak topçusu. Şöyle söyleyeyim. İyi bir jenerasyonumuz var. 99 doğumlu Kerem Aktürkoğlu, 99 doğumlu Abdülkadir Ömür, 99 doğumlu Yusuf Sarı, Halil Dervişoğlu 99 doğumlu, Barış Alper Yılmaz 2000 doğumlu. Evet. Uğurcan Altay Bayındır, Ersin Destanoğlu, bunlar bir 96'lı, 98'li, 2001'li. Aynen. Sol bek Rıdvan 2001 doğumlu. Aslında genç, iyi bir jenerasyonumuz var. Ya bu 10 seneye damgasını vuracak topçuları şu anda takımı kurdular. Artık bundan sonraki gelecek gençler de bu şekilde biz milli takımda oynayabiliriz diye bunun hayalini kurup daha iyi çalışacaklar. Tabii ki. Ben yalnız sadece bugün Habit Altıntop'un açıklamaları sanki biz Brezilya'yı yenmişiz gibi bir hava estirdi ama sonra biz Cebeli Tarık'la oynadık. Yani Cebeli aynen. Tarık. Yani o kadar fazla büyütmeye gerek yok. Yani Cebeli Tarık'a mesela 15 tane atmamız lazım daha olsun. Ya. Buna bakarsan. Yani adamlar ne orta sahaya geçemediler ki yani. Yani Cebeli Tarık sonuçta San Marino, Cebeli Tarık, Andorra en evet zayıf takımlar, iddia oynayan evet iddia uzmanı burada yani. O maça belki de artı 7 verdi. Olabilir, vermiş olabilir. Evet, şimdi milli takım mı yine konuşacağız bir dahaki programımızda. Yavaş yavaş bölgesel amatör lige geçelim. Geçelim. Murat bu hafta abi maçı da bu hafta Ünye 1957 Spor, Ulubey Spor maçındaydık. Evet. Şimdi
Ben bu hafta maçı 90 dakika canlı olarak izledim. Yani Ünyespor'un kadrosu güzel. Kadro güzel. Evet, zorlandı Ünyespor bu hafta. Gerçekten zorlandı. Belki de Ulubeyspor fizik kondisyon olarak ben bayağı bir güçlü gördüm hocam. Yani sen de öyle değil mi? Bayağı defansları da bayağı iyilerdi yani. Hiçbir topu sektirmediler. Bir haftanın sonuçlarını alabilir miyiz Alev? Bir haftanın sonuçlarına bakalım. Evet. Maç sonuçları. Erdoğdu Spor 2, Ordu Gücü 0, Söğüt Hilal 1, Bulancak 2, Görele 1, DSİ Karadeniz 1, Ey Nesil Belediye 0, Sebat Gençlik 0, Ünye 1957 Spor 1, Ulubey Spor 0. Puan evet. Durumunu da ekrana puan getirelim. Puan durumunu da alalım ekrana. Evet. Ünye 1957 Spor 9 puanla lider. Sebat Gençlik Spor 2. 7 puanla. Ey Nesil Belediye Spor 7 puan yine aynı. Erdoğdu Spor 6 puan. Bulancık Spor 6 puan. Bulancık Spor'da sanırım bizim Cihan Hoca vardı. Evet, Cihan Hoca var. Başarılı. Şu an kolay fikstürle başladılar tabii. Daha zor takımlarla oynamadılar. Görele Spor 2, Ulubey Belediye Spor'un 1 puanı varmış. Söğütlü Hilal Spor'la Ordu Gücü herhalde puan alamayacak bu grupta. Öyle gözüküyor hocam. Yani şu an düşmeye aday iki takım diyebiliriz. Bu puan durumunu alalım. Şimdi açıkçası bazı maçlar kilidi açamadığınız zaman özellikle iç sahada oynarken aynen zordur. Kapanıyor takım sana. Ulubey Belediye Spor kapandı. Ünyespor'da sanırım izletmişler muhtemelen. Tabii. Biraz zaten fazla önlem alınmıştı. Çok alınmış. Gol de defansın hatasından sonra atılan bir gol. Evet. 3 kişi orada ıskaladı. Evet, ıska ama sonucu. Golden önce Ünye 1957 Spor'un atakları vardı. Vardı. Yine direkten dönen top vardı. Ulubey Belediye Spor'un bir tane duran top da kornerde. Evet. Orada onlar da bize gol atabilirlerdi. Hocam ben şey gördüm. Mesela 8 numara çok iyi top oynuyordu. Mesela 8 numarayı biz aldıktan sonra biz daha ileri gidemedik. Siz de farkındaysınız değil mi? Ben maçın ikinci yarısından çıkmak zorunda kaldım. Çünkü Trabzonspor futbolcusu Faruk Can Genç burada misafirimdi. Maçı bırakmak zorunda kaldım. Sen daha evet fazla hakimdin. İkinci yarıdaydın, oradaydın. Ama oyuna sanırım Orçun santraforumuz evet çıktıktan sonra diğer santraforumuz girmiş. Evet. Mehmet Gülmez. Onu daha çok biraz daha beğenen arkadaşlar var. Ben bir numaralı Orçun santraforu daha iyi buldum ya. Fena değildi yani. Orçun zaten bu ligin sayılı santraforlarından. Fena değildi. Aldı, indirdi, verdi. Gol atamadı. Ya atar yani. O da ha, goller zamanla o da gelir. Yani taraftar da iyiydi. Konya Kaplanları biliyorsun takımlarına destek veriyorlar ama biraz gırılgın gibi gördüm. Acaba yönetimsel bir sıkıntıları falan yok değil mi onların? Konya Kaplanları'yla konuya tam hakimiyetim yok. Zaten burada da yazmışlar. İyi yayınlar Halil Hocam, Duayen Murat abi ve Rıdvan kardeşim yazmışlar. Yani taraftar görüyorsun değil mi? Şöyle, takımın ateşleyen takım taraftar olmazsa olmazımız bizlerin. Yani aslında takımın sahipleri taraftarlardır. Evet, kesinlikle öyle. Yani şehrin takımı, şehrin takımının emeğini gerçekten taraftarlar çeker. Yöneticiler gelip geçer. Bizler de geldik, geçtik. 15 sene yöneticilik yaptık. İnsanlar gelip geçici. Taraftar, kalıcı, o şehrin takımının armasını seven insanlar olduğu müddetçe her şey güzel olacak. Evet, biz tekrar maçın analizine dönersek, böyle evet takımlarla oynadığınız zaman biraz daha çabuk oynamanız lazım. Ünyespor'u ben o çabukluğunu göremedim bu maçta. Ya tabii ama böyle maçlar vardır. Olacak da. Tabii ki Ünye 1957 Spor puan da kaybedecek. Bakıyorsunuz tabii. Ünye 1957 Spor'dan daha fazla para harcamış olan Niksar Belediye Spor ilk hafta Kara Samsun'u da yenemedi. İkinci hafta içeride Boyabat'ı yendi ama üçüncü hafta gidiyor Ulubey kadar bütçesi olmayan Erbaa Gençlik Spor'a kaybediyor. Evet. Yani mutlaka puan kayıpları olacaktır. Ben Ünye 1957 Spor'u ilk defa izledim. Ama kadro iyi. Tabii ki. Kadro şampiyonlar kurulu zaten. Kimseye yani tartışmayız. Teknik yani ekibi tartışamayız. Evet. Yönetimi tartışamayız. Futbolcuları tartışamayız. Zor maçlar olacak. Mesela Cebeli Tarık maçında biz Türkiye olarak zorlanmadık mı ilk maçta? Zorlandık. Tabii tabii evet.
direkten döndü topları. Evet. Zor yani maçta. Bu futbol bu. Her zaman aynı performansla oynayamazsın ki. Her şeye rağmen bir şekilde kazandık. Bazen evet. Kötü oynayıp da kazanacaksın. Puan almamız önemli. Yani bu arada kötü falan da oynamadık. Sadece beklenenin altında oynadık. Gol atamadık. Yani evet. Kötü sonuçta puan aldık. Evet. Puan aldığımıza maç göre iyi. Bir de bitebilirdi maç. Her şeye rağmen sonuçta bizim buraya ilk programımızda da söylemiştim lig başlamadan önce. Bizim Ünye 1957 Spor'un bu gruptaki tek rakibi Sebat evet, Gençlik Spor. Sebat Gençlik Spor puan kaybetti. Çok iyi işti. Bu çok iyi oldu bizim için. Aynen. 2 puan önüne geçtik haftaya Sebat Gençlik Spor. Haftaya biz de şimdi onlarla oynuyoruz zaten. Evet, bu haftanın bir programını alabilir miyiz Alev Hanım? Bu haftaki maçları alalım. Ulubey Belediyespor, Erdoğdu Spor, Sebat Gençlik, Ünye 1957 Spor, DSİ Karadeniz, Eynesil Belediyespor, Ordu Gücü, Söğütlü Hilal Spor, Bulancak Spor, Görele Spor. Sen ne sonuçları bekliyorsun Halil Hocam burada? Şimdi ben Ulubey Belediyespor, o Erdoğdu Spor maçında 3 ihtimalli bir maç bence. Sebat Ünye maçını zaten biraz daha isim isim değerlendireceğim. Sebat'la elimde doneler var. DSİ Karadeniz, Eynesil maçında ben DSİ Karadeniz'in içeride kolay kolay maç kaybedeceğini düşünmüyorum. Sebat'a da 96-5'te yediler. Evet. Ünye 1957 Spor'la oynarken de ben maça başa baş geçeceğini düşünüyorum. Ordu Gücü Söğütlü Hilal maçı ortada maç zaten. İki takımın da durumu belli. Bulancak Görele maçı yine çok ortada bir maç. Yani aynen. Bu hafta aslında öyle bir haftaya denk kırılma gelmiş haftası ki. Olabilir. Bütün maçlar eşit şartlarda böyle denk güçler. Ordu Gücü Söğütlü Hilal maçı bile birbirine çok denk güçler. Kırılma noktası evet. Olabilir. Bu alabiliriz maç. Ekrandan. Ben şunu demiştim. Hocam sen bölgesel amatörlüğe hakimsin. Sen istersen görüşlerini oradan söyleyebilirsin bizlere. Ben demiştim ki Süper Lig'den başlayayım şimdi buraya örnek vereyim. Trabzonspor Beşiktaş'ı İstanbul'da yenerse şampiyon olur demiştim. Ama çok maç var öyle konuşuyor. Tabii ki çok maç. Bu benim görüşüm. Bunu yazın. Bugün kaç? 15 Kasım mı? Yazalım. 15 Kasım Pazartesi. Trabzonspor 2021-2022 sezonu şampiyonu olmuştur. Kesin Murat abi. Bitti. Kesin konuşmayalım hocam. Konuştum bitti. Kupa gelecek. Ve tekrar müzeye söylüyorum. Koyacağız, müzeye kilitleyeceğiz. Bak, ondan sonra olduysa oldu diyeceğiz bak, yani. Aziz Yıldırım da yok artık. Aziz Yıldırım yok ama Ali Koç. Dolap çevirecek biri yok artık. Ali Koç var. Ali Koç dolap falan çeviremez. Berişe'yi alan adam dolap falan çeviremez. Fenerbahçe'ye Serdar Dursun'u alan adam dolap çeviremez. Adam üç büyükler diyor. Üç büyükler adam Trabzonspor'un ismini bile söyleyemiyor. Yani. Böyle bir açıklamalar yapıyor. Bu adamdan abi, daha büyüklüğü gösterdik biz 2 hafta önce. Evet. Ve aynı şeyi bunu şimdi de söylüyorum. Sebat Gençlik Ünye 1957 Spor maçı var. Ünye 1957 Spor. Bu hafta Trabzon deplasmanından çok zor bir deplasman olacak. Evet. Söğütlü'de, sentetik sahada, dar sahada. Aynen. Geçen seneden Mehmet Ali Başkan da bilir. Bazı futbolcular var işte Mehmet İncebacak, Hakan Çorlak da o futbolcular da bilir. Geçen sene o maçta biz çok basit olan, kötü olan Sebat Gençliğe mağlup olmuştuk. Aynen. Şimdi bu hafta daha Sebat Gençlik, şampiyonlar kurulan bir takım Sebat Gençlik, tıpkı Ünye 1957 Spor gibi bu hafta Ünye Spor kazanırsa bu grubu lider bitirir. Üçüncülükte Ünye Spor'a hayırlı olsun diyorum ben. Ben de hayırlı olsun. Ama İyice. Çok zor bir maç olacak. Çok İnşallah zor bir maç olacak. İnşallah meydanı taraftarlarla dolduracağız. Evet. Sebat'ta şöyle bir problem yaşandı. Bunu sen kendin araştırdın. Prim problemi olmuş. Evet. Göreli'yi yendikten sonra şimdi meblağı söylemeyelim Murat abi. Senin öğrendiğin kaynak çünkü. Evet. Söylememi söyledi. Futbolcularla yönetim arasında bazı sıkıntılar var. Görele maçı priminden dolayı. Ki bu hafta Eynesil maçına da yansıdı. Aynen. Biz de inşallah deplasmanda Sebat Spor'u Ünye Spor olarak yenip yolumuza devam edeceğiz. Önümüzdeki maçlara bakacağız. Ben Orçun'u biraz daha Cornelius'a, o Mehmet Gülmez'i de biraz daha maçın tekrarını izledikten sonra biraz da Sherlock tarzı böyle. Aynen. Sağa sola deplase olan benzetmesi yapıyorum. Ben hoca olsam, Ünye 1957 Spor'un hocası olsam bu hafta Orçun'la değil de Mehmet Gülmez'le başlarım mesela. Olabilir. Sebat karşısında. Hocanın verebileceği bir tabii, kadar. Tabii ki.
Kadri Hoca daha yakından tanıyor futbolcularını. Tabii ki, tabii ki, tabii ki. Yani 7-24... Şimdi bir gözümüze öyle geliyor ama belki hoca kararı verecek yani. Şimdi Sebat Spor'u bir tanıyalım. Tanıyalım. Şampiyonlar kurdular. O eski Süper Lig'deki Akçabat Sebat'ı geri getirmek istiyorlar. Geçen sene Tonya Doğan'la kaptanı vardı Murat Kan Sağbek. İyi bir sağbek. Ligin iyi sağbeklerinden. O oynuyor. Solda yine Burak oynuyor. Geçen sene ben çok beğenmiştim. Sebat'ın o zayıf kadrosunda 2002 doğumlu bir Doğukan vardı orta sahada. Onu hoca oynatıyor. Onun yanında Caner İlyas var ki Caner evet. İlyas Bal Ligi şampiyonları olan bir futbolcu. Onların önünde yine geçen sene Tonya Doğan'da oynayan bir rol vardı. Ya 4-4-2'ye daha yakın oynuyor açıkçası Sebat. Bize çift, karşı çift forvet mi oynuyor? Evet. Yani Burak da Halil Dervişoğlu stili gibi oynuyorlar. Evet. Sağda solda Hamza ve Şefik oynuyor. Hamza zaten Hamza Tosun'u ben Kastamonu Özel İdare'de oynuyordu. Bundan 2 sene önce bizim gruptaydı. Daha sonra Gaziantep, evet. Antes, Ankasa transfer oldu. Pırpır, Çabuk. Böyle Abdülkadir Ömür tarzı bir futbolcu. Ben zaten santraforlar Oğuzhan Türkmen bence ligin en iyi santraforlarından bir tanesi. Aynen. Ben çok zor maç olacağını düşünüyorum. Çok da keyifli bir maç olacak. Hatta ben şöyle yapmayı düşünüyorum. Pazar sabahı buradan çıkacağım. Sebat Ünye maçını izleyeceğim. Pazar gün Trabzon'da kalacağım. Pazartesi de zaten Trabzonspor Gaziantep Spor maçı var. Antep maçı var. Evet, o maçı kaçırmayacaksın yani, o maçı da. Tabii ki. Rıdvan hocam da size eşlik edecek herhalde sanırım. Gaziantep maçına yüksek ihtimal. Orada olacağız büyük ihtimalle. Evet. Rıdvan oradaki maçları kaçırmaz. Sen Ünye Spor'u bu hafta izleyemedin. Evet. Ben izleyemedim de Ünye Spor'u ben bu sene şampiyon olacağını düşünüyorum. İyi de bir yönetimi var. Evet, evet. Mehmet Ali Başkan önderliğinde çok başkan, genç. Başkan gerçekten de samimi söylüyorum, samimi duygularımla söylüyorum. Bir taraftar gibi. Bir taraftar gibi eşiyle çocuğuyla tribünde. Yani ilk defa olan bu bir şey bu Ünye sahalarında. Gerçekten örnek bir başkan. İnşallah kalbinin temiz olduğu kadar başarı gelir diyorum. Bu arada müthiş bir seyirci de vardı bu hafta. Evet. Yani çok kalabalıktı. Şimdi bu hafta işte Sebat maçını da Allah izin verirse alacağız. Buradan duyurum. Karşı tarafları da artık açalım. Yani karşı tribünü evet. de açalım yani. Çünkü buradan hep iç içe oluyor. İnsanlar kalabalık oluyor. Pandemi nedeniyle sıkıntı olabilir yani. Evet, maratonun açılması lazım artık. Karşı taraf açılırsa insan kafasına göre her yere gidebilir. Zaten bizim kapasite 15 bin taraftar alabiliyor. Evet. Dünya şehir stadyumu. Yani dolu tribünlere de oynadı Dünya Spor. O günlere gelecek gibiyiz inşallah. Vallahi dediğim gibi biz maçı kaybedersek bir şey çok bir şey kaybetmiş olmayacağız. Berabere kalırsak müthiş bir avantaj elde etmiş olacağız. Hem puandır. Hem 2 puan önde olmuş olacağız en büyük rakibimize karşı. Evet. Hem de ligin ikinci yarısında avantaj. Yani düşünsene ligin ikinci yarısında içeride Sebat'ta oynuyorsun. Burada değil 15 bin seyirci 20 bin seyirci de olur. Aynen. Ama bu hafta da aynı şekilde Sebat maçı çok zor, yüksek tansiyonu yüksek bir maç olacak. Zor maç ama ben Ünyespor'un maçı alacağını düşünüyorum. Yeneceğiz biz. Yani benim tek korkum sahanın biraz dar olup sentetik saha olması. Sentetik olması işte sıkıntı. Keşke Hekimoğlu'nun oynadığı Akyaz'ın yanında yeni Yavuz Selim'de oynansa. Oraya alınabilse maç ama vermezler. Yok tabii ki o iç saha avantajını kullanacaklar diye düşünüyorum. Ben inşallah Ünyespor güzel galibiyetle Ünye'ye döner. Bizleri de mutlu eder. İnşallah. Hedef bu sene başkan geçen sene pandemiye takıldı. Bu sene inşallah hedefe götürecek. Ünye Spor'u hedefe götürecek başkan olarak görüyorum ben. Yani hepimizin temennisi o şekilde. Tabii ki daha çok maç var ama yani çok maç. Maç var ama biz yeneceğiz. Biz, hocam şuradan biraz yorumlardan da arkadaşlar yazmışlar. Sen miyop mu oldun abi? Benim gözler görmüyor Halil'im. Evet. Banko maçlar versin diyor. Birazdan Süper Lig maçlarına ona bağlanacağız. Ünlü iddia yorumcusu Rıdvan Günaydın. Rıdvan hocama bağlanacağız. O tiyoları verecek. Bu program bu akşam bitmez yazmış Murat Saylan. Evet. İlk başta bitmeyecekti. Sonradan. Üzeyir Çat. Hayırlı akşamlar dilerim. İyi yayınlar. Selamlar. Murat Saylan stüdyo karıştı yazmış. Tabii bunlar ilk 5 dakikada yorumlar. Lütfü Tavcık yorumcu nerede?
İddia Doğu Arena stüdyoyu terk etti arkadaşlar. İhtiyaç molasından dolayı. Yorumcu nerede yazmış Lütfü abi? Akrabası bu arada. Yorumcu olmasa seyretmeyiz demiş. Evet. İstenilen bir... Altay o barajı doğru kurdurmuş olsaydı bugün lider olarak gidiyorduk demiş. Murat abi de şey maçı. Karadağ'ın mı yemiştik biz? Altay kapattık. Altay alışık öyle şeylere. Kasetas'tan falan da yiyor. İhsan Çakır siz ne yapıyorsunuz spor programı mı? Anlamadım. Bence siz show programı yapın daha iyi. Beyaz Spor izliyor musunuz İhsan Bey için? İzlemenizi öneririm. Evet. Rating rekorları bizde. Bakabilirsiniz. Ünye Spor'u konuşalım demiş. Konuştuk. Eyyamcı Hakan abi iyi yayınlar demiş. Hakan Yıldız. Teşekkürler. Teşekkürler Hakan. Selamlar iyi yayınlar. Rıdvancığıma selamlar demiş Metin Tamtürk. Stefan Kuntz lakaplı Metin Tamtürk. Evet. Metin Hoca da bu ilk maçını aldı. Evet. Başarılar ona da. Maçın adamı hırslı Erdal yazanlar var. Yine hayırlı yayınlar. Halil Hocam, duayen Murat abi ve Rıdvan kardeşim yazmış Murat Saylan. Evet Murat abi. Bu hafta Bölgesel Amatör Lig'de haftanın ilk 11'ini derlemiştik seninle evet, beraber. Bakalım ona bir. Rıdvan Hocam'ın da katkılarıyla. Evet, Rıdvan Hocam'ın da fikrini aldık oradan. Evet Bölgesel Amatör Lig'de haftanın ilk 11'ini alabilir miyiz? Evet. İrfan Gökçe. Abi şey. Kalede İnanç Gökçe, Bursa Kültür Spor bu hafta 0-0 berabere kaldı. Müthiş bir maç oynadı evet. İnanç Gökçe. Deniz Çakaner yine Gerze Belediyespor bu hafta deplasmanda kazanırken iyi maç çıkarttı. Cavit Karahan, Ladik Belediyespor'dan 2002 doğumlu öğrencim 0-0 biten maçta önemli katkı sağladı. Eray Şekerci bizim grupta şampiyonluk yaşamış bir stoper. Gol de attı bu hafta. Mustafa Hakkı Peker... Onu doğru mu yazdı arkadaşlar? Hüseyin Değer yine Ankara TK'de. Tahir Türker İzmir Spor'da bu hafta gol de attı. Miraç Ay Yıldız eski öğrencim. Evet sen Miraç... Onu haftanın şeyinde getirecek. Hakan Bolat Erbağ Gençlik. Evet bu Hakan Bolat'ı arkadaşlar unutmayalım. Çok iyi rapor geliyor. İlk 3 hafta müthiş güzel raporlar geldi Hakan Bolat hakkında. Can Göksüzoğlu... Bu hafta takımına galibiyet golünü getirdi. Yine Serdar Kılıç eski Ünye sporlu futbolcumuz Sorgun Belediyespor'da. Haftanın futbolcusunu alabilir miyiz Alev Hanım? Haftanın futbolcusu Miraç Ay Yıldız. Ertan Miraç Ay Yıldız. Benim geçen seneden öğrencim. Ekrandan alabiliriz Miraç'ı. Miraç'ı sen bu sene Ünye Spor'a da önermiş miydin? Öyle bir bana bir duyumdan var. Ben bu sene Miraç'ı 1957 Spor'a getirmeye çok uğraştım. Ama olmadı demek. Olmadı yani. Şimdi nasip her teknik ekibin, her yönetimin tercihi farklı olabilir ama Miraç da 3 maçta 4 golle şu an İç Anadolu Ligi'ne damgasını vurdu. İnşallah farklı yerlerde, daha güzel yerlerde olur. Size söyleyeyim. Miraç, Yusuf Yazıcı Miraç'ın yedeğiydi. Evet. Trabzonspor altyapısında. Demiştin sen orada evet. Ladik Belediyespor'da hocalık yaparken. Evet. Ya benim yanımda Yusuf'la görüntülü falan konuşuyordu ama İşte iki kelimeyi bir araya getiremediği için Mavlin'de. Evet. Ekrana vereceğimiz bu hafta yerel amatör de başladı. Alev Hanım onu da ekrana verebilir evet. miyiz? Bizim takımlarımız ne yapmış bu hafta? Bakalım. Evet. Bu hafta Çaybaşı Belediyespor, Carlos Metin Hocam 7 ile başlamış. Ferit Çakmak Spor 3. Orada da Serhat Hocam mı var? Serhat Ülgen Hocamız ilgileniyor. Tunca Hocamızla birlikte. Evet. Ve Metin evet. Tamtürk Hoca'nın takımı Ünye Futbol Kulübü 5, Ünye Kartal Spor 1, Ünye Gençler Birliği Spor bay geçti. Evet, Gençler Birliği de bu hafta başlayacak o da. Evet, o da bu hafta başlayacak. Onlara benim... da başarılar diliyoruz. Evet. İnşallah bu takımlardan bir tanesi Bal Ligi'ne çıkar. Şöyle bir avantaj var bu sene. Bakın, Ünye 1957 spor şampiyon olursa. Evet, olacak inşallah. Zaten Ordu Gücü direkt çıkıyor. Yerel amatörün şampiyonu ki bu sene yerel amatörde şampiyon olmak çok kolay bence. Aynen. Yerel amatörün şampiyonu direkt çıkıyor. Bal Ligi'ne çıkıyor değil mi? Evet. Yerel amatörün ikincisi playoff. Ulubey ile playoff oynuyor. Bence Ulubey de ikinci olursa, sondan ikinci olursa ne olur? O girmez son ikiye. Söğütlü Hilal'le Ordu Gücü varken girmez. Ama ben Ulubey'in de playoff'ta yenilmeyecek bir takım olduğunu düşünmüyorum. Yenilebilir. Evet.
Zor ama imkansız değil. Evet. Kesinlikle katılıyorum. Şimdi bu hafta Süper Lig'e geçelim. Dönelim. Bu hafta dev derbi var. Evet. Galatasaray Fenerbahçe. Belki iki takımdan biri lige bu sene çok erkenden havlu atacak. Belki ikisi birlikte havlu atacak. Murat abi senin görüşlerini, daha sonra Rıdvan hocamın görüşlerini. Şimdi şu maç Galatasaray'ın sahasında olduğu için Galatasaray avantajlı gibi duruyor ama Fenerbahçe bence orada bir sürpriz yapabilir. Belki gollü beraberlik olur. Belki Fener'de çok artık Fenerbahçe'nin hocasının da son maçı olabilir yani, veya devam maçı olabilir. O yüzden de sıkıntılı bir maç. Yani kolaylıklar diliyorum. Rıdvan hocama da soralım yani, ne olur hocam maç? Gollü beraberlik bizim işimize yarar. Kim yenerse yensin. Bizim işimize yaramasına gerek yok. Bu sene bizim senemiz olduğu için. Sen o zaman çok evet, iddiacılara yani iddiacıları şunu söylüyor musun Rıdvan hocam? 2.5 üst karşılıklı gol var. Evet. Aynen. Evet arkadaşlar, iyi not alın. Evet Rıdvan günaydın. İddia profesörü. İlk maçı verdi arkadaşlar. Galatasaray Fenerbahçe karşılıklı gol var verdi. Evet. Bu arada benim telefonumda farklı yorumlar da var Murat abi. Okuyalım. Senin telefon 2011'den kaldığı için. Hala 2010-2011'de evet Murat abinin telefonu. Evet. Hala şike sezonunda. Murat Saylan, öncelikle şunu belirtmek istiyorum. Taraftar grubumuz olarak yeni bir yapılanmaya gittik ve şu anda dernekleşme üzerine bir çalışma içerisindeyiz. Bizler bu şehrin gerçek sahipleriyiz. Ayrıca son olarak Oney Kaplanları olarak sizlere kırgınız, programa dahil edilmediğiniz için herkes gider. Biz kalırız, biz Oney Kaplanlarıyız. Jean-Marie gibi konuştun. Sizi de haftaya buraya davet edeceğiz. Evet. Tamam. Haftayı alalım sizde. Evet. Önder Gürcü, pardon Önder Tam Türk. Ünye sporumuza başarılar diliyorum. İnşallah beklenen, özlenen günlere göre döneceğiz. Biz de sana veteranlar takımında başarılar diliyoruz. Veteranlar takımının 10 numarası Önder Tam Türk mü, Murat Ülgen mi olacak? Murat Ülgen 7 numaradan... Hangisinin kulisi kazanacak? Yok, Murat Ülgen 7 numarayı yiyor zaten. 10 numara olamaz. 10 numarayı Önder yiyebilir. Tunahan Aktaş, ne Orçun ne Mehmet bu takıma devre arasında bitirici forvet lazım yazmış. Erdoğan Atik, iyi akşamlar, iyi yayınlar, İstanbul'dan selamlar. Halil hocam Bal Ligi'ni anlatsa daha iyi olur. Erdoğan abi sen sanırım denk gelmedin. Biz Bal Ligi'ni bir 20 dakika konuştuk. Merhabalar Erdoğan abi. Bu hafta Murat Saylan, bu hafta elimizden ve gücümüzün yettiği bazı destekler alarak stadımızı süsledik. Bu konuda destek veren iş adamlarımıza ve Oney Kaplanları seven insanlara sizlerin de aracılığıyla teşekkür ederim grubum adına. Aşkın Doksar, iyi yayınlar. Tuna Anaktaş, Serdar Kılıç keşke bizde olsa. Özgür Asten, iyi yayınlar, selamlar. Bu sene 3 kupa gelecek inşallah. İnşallah. 4 dedik ona abi. Bir tane de yerel amatörden takım çıkartacağız. Çıkartacağız. Oğuzcan Karasu, Rıdvan hocam ver artık şu bankoları. Selamlar, sevgiler. Bir tane verdi. Aynen. Bir tane verdi. Birazdan bir iki maçta, iki maç mı hocam? İki maçta. 3 maç vereceğiz. 3 maç verecek arkadaşlar. 3 maç bankoları. Rıdvan günaydın. Evet. Birçok kanaldan davet almasına rağmen gitmedi burada. Aynen. Bizimle beraber. Büyük iddia. Tuna Anaktaş, Rıdvan abiden tüyo bekliyoruz. Arkadaşlar, Instagram'dan da takip etmeyi unutmayın. Rıdvan günaydın. Aynen. Özgün Hasten, Rıdvan'a sözüm var. O konvoyda ben de olacağım. Trabzonspor'un şampiyonluk konvoyu mu? Beraber gezeceğiz. Özgür abiyle sözü var. Hep beraber gezelim o zaman. İnşallah o akşam hapise girmeden atlatırız. Sevinçten birbirimize vurmayalım da. Evet. Ben de bu hafta Galatasaray'ın seyirci avantajıyla kazanıp Pereira'yı yollayacağını düşünüyorum. Pereira'dan sonra artık Ali Koç, tamamen oklar artık Ali Koç'un üzerine doğru yönelecektir. Alanya Spor, Beşiktaş maçıyla alakalı da zor maç. Çok zor maç ama bence Beşiktaş kazanacak. Zor zor maç ama Alanya Spor da sahasında yabana atılacak bir takım değil yani. Gerçekten çoğu takımlara kök çöktürecek bir takım. Ben beraberlik diyorum maça. Sen hocam? Alanya maçı Beşiktaş'a verir abi. Beşiktaş kazanır yani. İkinci bankomuz bu mu? Yok, bankom değil yani, kazanır yani. Tamam. Ben açıkçası Beşiktaş'ın bu hafta kazanacağını düşünüyorum. Aynen, ben Galatasaray maçında size katılmıyorum. Galatasaray'ın kazanacağını düşünüyorum. Galatasaray maçı zor maç. Yani bakın arkadaşlar,
yani Fenerbahçe'nin kadrosu kötü bir kadro değil. Derbi. Hani tabii. Zor maçı derbi yani. Yani bu maçı Fener ya berabere bitirir ya alır, ben size söyleyeyim bak. Yani şimdi Fatih Terim'in sonsuz bir kredisi var. Zaten başkan Burak Elmas'la ilde bu sene şampiyon olalım demedi. Genç de bir kadroları var. Evet. Yani Fenerbahçe'nin kadrosu gerçekten iyi. Bakma hoca biraz orada şey. Ben açıkçası söyleyeyim. Bence müthiş bir kadrosu var. Çünkü Pelkas, İrfancan Kahveci bu aynen. En beğendiğim Türklerden biri. Pelkas, Mesut Özil'i tartışmaya gerek yok. Şimdi Fenerbahçe Ali Koç geldiğinden beri bir sürü santrafor aldı. Ama Fenerbahçe'nin santraforunu bir türlü bulamadı. Evet. Evet. Yani Serdar Dursun diye bir adam. Bir yorum daha var. Okuyalım hocam. Rıdvan hocamın gülüşü yeter be. Oğuzcan Karasu yazmış. Kadir Tam Türk iyi programlar arkadaşlar yazmış. Ve Muharrem Son. Evet arkadaşlar. İddia yorumcusu buradaysa Muharrem abi de altını ganyan uzmanıdır arkadaşlar. Altını ganyan. Bol paylatı ilk tek atan, ilk tek yazan insan Muharrem Son. Evet. Murat Özkaya'nın tahminin tersini oynayan kazanır yazmış. Kim yazdı demiş onu? Muharrem abi. Doğru söylüyor. Lütfü abi de gaz veriyor. Muharrem Son yine yorum bekliyorum diyor. Şimdi arkadaşlar gerçekten zor maç. Yani Fenerbahçe bu maçı alacak diyorum ben. Hocam sen bir yolda beraberlik dedin ama. Galatasaray kendisi aslında Fenerbahçe'ye maç vermedi abi orada. Hani ben ya Galatasaray ya da beraberlik diyorum. Beraberlik bize yarar. Trabzonspor'a. Her türlü. Trabzonspor kazandığı zaman her türlü skor Trabzonspor'a yarayacak. Aynen. Ama ben ama bizim şey olarak mesela Trabzon'da ki Hatay Spor'da var. Tabii ki. Orada 7 puan fark var. Hatay'ın maçı kimde? Ya onları hani ilerleyemez diye konuşmuyoruz. Aslında neden 7 puan fark var hani. Başakşehir bu ülkede kadro kalitesi bu olarak bu ülkede şampiyon olmadı mı? Başakşehir nasıl şampiyon olduğunu biliyoruz. Başakşehir nasıl şampiyon yaptığını burada değil de baş başa konuşuruz abi. Yoksa bizi içeri alırlar. Evet. Çok güzel bir program oldu. Evet, son Rıdvan, 10 dakikamız. Evet, diğer iki bankoyu bekliyor seyirciler. Evet, Trabzonspor handikap 1 banko. Evet. Yaz. Derbiye karşılıklı gol var verdi. Trabzonspor handikaplı 1. Evet. Evet hocam. Üçüncü bombayı patlat hocam. Evet patlat. Ergun Atar Rıdvan. Şimdi söyleyeceğim abi. Evet. Bir de Beşiktaş Alanya'ya yenilmez diyorum. Hocam. Beşiktaş Alanya'ya yenilmez. 0-2 çifte de oynayabilir. Bakalım 3 tahmini de tutacak mı? Bir de haftaya bu programda evet. Programı kısa bir kesitini tekrarlayıp Rıdvan günaydın. Ya rezil olacak ya rezil olacak arkadaşlar. Evet Önder Bey Galatasaray evinde Fenerbahçe'yi yener yazmış. Önder abi aşağıya eve indi demek ki. Evet. Güzel program oldu. Güzel program oldu. Buyurun. Oğuzcan Karasu'ya buradan da selam gönderelim. Halil hocam. Evet. Murat abi sen de Almanya'daki halan selam söyle. $100 mı isteyelim? Evet. Şimdi gerçekten bu işin gırgırı tabii de bu resmi bu programda böyle gırgır da espri de yapacağız Beyaz tabii ki. Beyaz sporu evet. İzlesene. Adam kafasından bardakla su atıyor mesela. Aynen. Böyle bir canlı yayınlar oluyor. Bizde gerçi o kadar yok. O kadar amatör değiliz de onlar çok amatörler. Evet. İnşallah bu sene Ünyesporumuz şampiyon olur. Kesinlikle. Ünyesporumuzu ligde görelim. Güzel maçlar izleyelim. Güzel takımlar gelsin. Güzel şehir takımları gelsin Ünye'ye. Yani bizler de artık biz sevdadır Ünyespor. Evet kesinlikle. Bir sevdadır. Bu şehre nice şehir takımları geldi. Biz artık bu enkazdan kurtulup Mehmet Ali Başkanımızla beraber inşallah hedef 3. ligdir. Belki PTT olabilir. Mehmet Ali Başkan sen de Sebat maçında 3 puan olursa o sevinçle dönme. Pazartesi Trabzon Gaziantep maçını beraber izleyelim. Buradan da Mehmet Ali Durağ'a çağırındır. Nasıl olsa Yavuz Aga sokuyor bizi. Herkes evet. Kapanışı yapalım yavaş yavaş. Çok güzel program oldu. Çok güldük. Çok eğlendik. Hem teknik konuştuk, taktik konuştuk, Süper Lig'i konuştuk, Bal Ligi'ni konuştuk. Yeri geldi espri yaptık ama güzel bir program oldu. Tabii. Yani Rıdvan hocam son sözünüz. Son sözüm
İddiaya... Ünye sporumuz şampiyon olsun. Çok güzel. Evet, biz Ünye şehir takımı olarak, Ünye spor olarak inşallah Ünye spor şampiyon olarak görmek istiyoruz. Hocasına da güveniyoruz. Yönetimi zaten çok güzel insanlarla kurulu. Yani şehir halkı birleşirse, kenetleşirse olmayacak diye bir şey olmaz. Evet. Yani bu haftaki maça bakarak kötümser olmaya gerek yok. Böyle maçları yaşayacağız. Belki son dakika golleriyle de şampiyonluğa gideceğiz. Yani bu kadar basit değil mi hocam? Evet. Yasin Mandıralı bu arada Trabzonspor'un yardımcı hocalığını yaptı, altyapı sorumluluğunu yaptı. Trabzon'dan Halil hocama saygılar, sevgiler. Bütün arkadaşlara hayırlı akşamlar. İyi akşamlar. Hocam eğer şu an duyuyorsan bir yorum bekliyoruz. Sebat Gençlik Spor'u mutlaka izlemişsindir. Ne diyorsun Sebat Gençlik Spor hakkında? Buraya bir yorumunu bekliyoruz seni bir dakika falan programı bitirmeden. Nasıl bir maç olur? Eğer yetişirse, bizi duyuyorsa, çıkmadıysa. Hocam duyar. İşte dediğimiz gibi buradan da mesela Ünye'nin 5 takımı var amatör ligde de. Evet, kesinlikle onlarda. Onlardan birinin de inşallah Bal Ligi'nde olacağını, onların Ünye Spor'a altyapıda, yani Ünye Spor'un da oynatılmayan çocukların Bal Ligi'nde oynamasını. Kesinlikle. Düşünüyorum. İnşallah da öyle olacak. Kesinlikle Ünye Spor bu sene ligde olması gerekiyor. Evet. O zaman en son şampiyon olduğumuzda meydan dop doluydu. İnşallah o meydan bir gün yine de olacak. Evet Murat abi. Einstein gibi konuştun ve programı yavaş yavaş kapatalım. Karadeniz söyleyemiyor. Karadeniz taşacak. Ünye. Toprak bordo kokacak. Yağmur mavi yağacak. Evet, Yasin Mandıralı hocam yazmış. Hocam yoğun idmandan dolayı seyredemedim ama aldığım duyumlara göre genç ve iyi bir takım demiş. Bakalım güzel olsun. Öncelik fair play olsun. Evet. İnşallah Ünye 1957 sporumuz 3 puanla döner diyorum. Ve Murat abi artık lütfen programı kapat. Kapatalım. 3 kuruş dizisi başlayacak. Yetişmez lazım. Evet arkadaşlar, bizleri izlediğiniz için sizlere çok teşekkür ediyoruz. Biraz espri, biraz gırgır yaptık ama bu program da böyle bitti. Rıdvan hocama, Halil hocama teşekkür ediyorum. Halil hocam var mı son sözün? İnşallah 3 maçı gelir. Ratingimiz evet. Artar. Aynen. Gelmezse ne yapacağız? Gelmezse haftaya rezil edeceğiz Rıdvan'ı. Haftaya Muharrem Soğuk çağıracak. Arkadaşı tabiri. Hayırlı akşamlar. Hayırlı akşamlar. Sağlıcakla kalınız.